İyi akşamlar değerli futbol severler. Birlikteyiz %100 futbolda bugün ve Fenerbahçe Osmanlı Spor karşılaşması saat 19'da oynandı. Fenerbahçe 1-0 kazandı. Şu anda da Galatasaray evinde Eskişehir Spor'la karşılaşıyor. O maçın devre arasında huzurlarınızdayız. Galatasaray ilk yarıda 3 gol buldu. 3-0'lık üstünlük sağladı Eskişehir Spor karşısında. Ve ilk gol Selçuk'tan geldi. Burak ikinci golü kafayla attı. Üçüncü gol de yine ilk yarının son dakikasında penaltı vuruşundan Burak Yılmaz'ın ayağından geldi. Rahat bir karşılaşma oldu Galatasaray açısından. 3-0'lık üstünlük sağladı. 3-0 gerçekten de iyi bir skor. Karşılaşmayı kopardı diyebiliriz. Evet, öncelikle Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyelim. Evet, onu ben maçtan sonraki programda daha tamam, sen geniş şey diyecektim. 92. yılı laik, demokratik, modern Türkiye'nin kuruluşunun 92. yılını onurla, şerefle, mutlulukla, coşkuyla kutluyoruz. Nice 92 yıllara diyelim. Aynen. Devamını da getirdin, iyi yaptın. Şimdi iki tane 45 dakika arayla maç izledik. Veya bir saat arayla. Çok yüksek tempolu Galatasaray maçı, düşük tempolu Osmanlı maçı. Muhtemelen maçtan sonra her iki maçı da yorumlayacağız değil mi? Tabii. Şimdi Galatasaray maçının devre arası olduğu için öncelikle Hamza Hamzaoğlu çok yoğun maç trafiğinde bir rotasyona gitmiş. Ciddi aslında Benfica maçında daha 5 günlük bir süre var. Yani 3 gün arayla oynuyor olsaydı belki. Şimdi ben rakibe güvendiğini düşünüyorum. Kendi takımından çok rakibi nasıl olsa ben Eskişehir'de iyi analiz etmiştir. Şu anda açıkçası Türkiye bizim ligimizin en zayıf takımlarından bir tanesi Eskişehir Spor. Direnci hiç yok. Geçen hafta 10 kişilik Kayseri Spor maçını da izledim. 3-1 biten. İzlemiş şansın olmuştur senin de. Evet. Hamza Hoca da izlemiştir muhakkak. İçeride oynuyorum. Moralli takımım ben. İşte birkaç oyuncuyu rotasyonda kullanayım. Savunmanın... Snyder de cezalı bir de. Savunmanın üçünü değiştirmiş durumda. Hem Hakan'ı dinlendirdi. Hem yaşları yüksek oyuncular bunlar. Bilal'i dinlendiriyor. Snyder cezalı. Bir bakıma o da dinleniyor. Dolayısıyla doğru bir rotasyon yaptı ve doğru bir maçta yaptı. Şimdi çok sert bir yolculuk yapıp, Benfica yolculuğu, Lisbon yolculuğu yapıp Benfica ile oynayacak. Çok yoğun bir Fenerbahçe deplasmanı geçirdi. Dolayısıyla doğru bir rotasyonda. Bu rotasyonla da daha büyük açlık getirdi. Bu açlıkta ilk 10 dakika müthiş bir tempo getirdi. Gol ve direkt derken bu yüksek tempoda birlikte oynamanın dezavantajını bu kez Eskişehir Spor takımı birkaç kez çıkarak bir direkten dönüp belki ortak olabilirdi, direncini artırabilirdi. Ama bu hücum girişimlerde kalite problemi çıkınca ikinci geldi. İkinciden sonra da penaltı golüyle ilk yarı 3-0 bitti. Çok güzel bir golle başladı. İlk yarıdaki tempoya göre maçın ilk yarısının zaten 5-1 bitmesi lazımdı. 3-0 bitti. İzlanda'ya attığı golü çok benzerini attı. Evet. İzlemeyenler için Selçuk. Biraz daha birkaç metre daha dışarıdan. Tabii pozisyona baktım ama golle saygısı yapmak istiyorum. Muazzam bir. Aynı an İzlanda maçını aynı yere vurdu. Bir tek fark kaleci tokatlayıp girmişti. Evet. İzlanda maçında. Bu maçta hiç tokatlayamadı dahi. Penaltı pozisyonunda da penaltı değil. Selçuk'un değdi ama yani oyuncuyken benim de başıma geldi. Bence bu tür küçük de olsa feyir dış davranışlarda bulundum. Üzülmüştü Selçuk muhtemelen maçtan sonra. Selçuk'un pozisyonu için penaltı hakem değil tartışılır ama şey hocam yani Selçuk'un El Khalifa'ya yaptığı hareket eğer o penaltıysa o da penaltı olması lazım aslında açık konuşmak gerekirse. Yani Selçuk çünkü Eskişehirli oyuncu itiyor. Selçuk'un yaptığı daha sert. Selçuk'un yaptığı değil mi itiyor. Selçuk'un yaptığı faul. Evet. Bu pozisyon faul yapacaktı vazgeçti Eskişehirli oyuncu penaltı verdi. Ama bu işi tabii hakem hatasına götürmek istemiyorum. Zaten genelde hakemlerimiz rezalet ötesi de, bak kötü demiyorum, rezalet ötesi. Her maçta bir problem var yani sonuçta. Maalesef. Maalesef. Gerçekten çok kötü yani. Avrupa'da da yani maçları da seyrediyoruz. Orada da hatalar falan var ama bizimkiler yani artık bayağı kötüler. Futbolumuzun gerisindeler. Yani yalandan demesinler futbolumuzun ilerisinde hakemler falan diye demesin kimse. Çok kötü maçtı. Yardımcılar kötü, orta hakemler kötü, kötü oldu kötü. Ama Galatasaray'ın yüksek temposu, enerji özellikle son Fenerbahçe maçından sonra morallenmiş takım. Hak ettiği bir ilk yarı temposuyla 3 tane gol attı. Bir o kadar da kaçırdı. Löw de maçlıymış. Bir tane Podolski'nin çok güzel bir şutu var direkten dönen. İyi koşusuyla. Bir tane daha altı pastan karşı karşıya kaldı. Out attı. Out attı. Yani ilk yarı 5-6 olurdu. Eskişehir Spor yine ikinci yarı gelecek. Muhtemelen ikinci yarı böyle 60'larda falan 2-3 değişiklikten sonra bu maç 6-2'ye falan gidiyor. 6-1, 6-2'ye doğru gidiyor sanki.
Evet, Eskişehirspor tabii devre arasında İsmail Kartal oyuncularına ne söyleyecek? Bunu kestirmek güç ama 2-0 olsaydı bir umudu vardı. 3-0'dan sonra artık herhalde Galatasaray maçı koparttı. Geri gelmesi Eskişehirspor gibi bir takımın hem de deplasmanda imkansız gibi gözüküyor. Galatasaray'da farkı arttırabilmek için çaba sarf edecek. Tahmin ediyorum. Selçuk'u falan 60'larda falan sarı kartta var çıkartıp Bilal'i tekrar onun yerine koyabilir. Veya Gonzalez var mı? Yok bugün. Yok, o tribündeydi. Rodriguez. O yok kadroda. Muhtemelen şeyi alır oyuna. Biraz da yani ben maçı Burak'la şeyle bitirmez diye düşünüyorum Selçuk'la. Benfica maçına doğru. Onları da dinlendirir 60'tan sonra Umut ve Bilal'i sokup biraz daha Bilal'in antrenman maç Umut'u da aynı şekilde kullanacağını Burak, Selçuk, Aşe. Sinan var mı? Var. Onu sokar. Olabilir. Burak, Selçuk, olabilir. Aşe iki yani biz bunu konuşabiliriz. Görev başındaydı. Bu ilk yarıdaki Galatasaray'ın yüksek temposundan dolayı yoksa futbolda biz Milan maçında izledik İstanbul'da Liverpool maçında. Futbolda her şey var ama görünen köy kılavuz istemez. Bu saatten sonra bu maç kontratakları iyi çıkarsa Galatasaray takımı daha da farklı biter. Evet, Snyder'in cezalı olduğu hafta Galatasaray'da farklı bir kadro sahaya çıktı. 5 oyuncu ilk 11'de ideal 11 olarak adlandırdığımız 11'den rotasyonlu bir şekilde tabii canım, bazı oyuncuları dinlendirerek Hamza Hamzoğlu takımını sahaya sürdü ve buna rağmen ilk 45 dakikada ligin dibindeki Eskişehirspor karşısında 3 gol buldu. 3-0'a ulaştı. İkinci 45 dakika bize ne götürecek, ne gösterecek? Maçın ardından tekrar birlikte olmak dileğiyle. İyi akşamlar değerli futbol severler. %100 futbolda birlikteyiz. Aslında devre arasında da konuşmuştuk ama bir kez daha gururla göğsümüzü gere gere söylemekte fayda var. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 92. yılı idi bugün ve gerçekten de laik, demokratik, modern Türkiye'ye imza atan, kuran Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bütün silah arkadaşlarını hepsini gönülden bir kere daha onurla kutluyoruz, anıyoruz saygıyla. Cumhuriyet Bayramı. Aynı cümleleri tabii ki ben de devre arasında da kurmuştum. Şimdi de tekrar ediyorum. Tabii ki çocukluğumuzdan itibaren biliyoruz ki Ulu Önder Atatürk'ün dünya lideri olduğunu. Hakikaten de hatta özellikle 29 Ekim yaklaşınca aslında biraz da hata yapıyoruz. Birkaç gün kala yayınlar yapılıyor. Daha evet tabii coşkuyla, çocukken çok coşkuyla evet. Okullarda kutlardık. Yok, birkaç gündür yayınlarda da tabii biraz daha tazeliyoruz. Tabii ki öyle bir büyük liderin çocukları olmak, değil mi? Bu cumhuriyetin çocukları olmak bize gurur veriyor tabii ki. Churchill yazılarında okuduk biz zamanında. Hakikaten de onun hala nutku, marşları gururla dinleniyor. Tribünlerde bile var. Evet, tabii çok aslında uzun uzun şeyler anlatabiliriz, konuşabiliriz. Ama işimiz futbolu konuşmak. Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu içimizde yaşıyoruz. Sevgiyle anıyoruz bir kere daha ve futbola dönelim. Bugün iki maç oynadı şampiyon adayları. Galatasaray az önce biten karşılaşmada Eskişehirspor rahat geçti. 4-0'lık bir galibiyet sarı kırmızı takımdan. Ve Fenerbahçe'de akşam saatlerinde 19'da başlayan maçta Ankara deplasmanında Osmanlı Spor'la karşılaştı. Ve bu karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Günün diğer maçında Mersin İdman Yurdu Başakşehir maçı 1-1 sonuçlandı. Önce Galatasaray'ı konuşalım. Bu akşam ilk kez bir %100 futbol programında iki maçı birden değerlendireceğiz. Galatasaray 4-0 kazandı. Son 6 maçında geçen haftaki derbi hariç Kadıköy'deki 5 galibiyet elde etti sarı kırmızılı takım. Çizgisini, çıkışını devam ettiriyor. Özellikle ilk yarıda bulduğu goller 3-0 önde kapatmıştı ilk 45 dakikayı. Adeta Eskişehirspor'un işini ilk yarıda bitirdi diyebiliriz. 5 oyuncusunu bugün kadroda dinlendirdi. Bir tanesi Snyder aslında cezalıydı. Onun yokluğunda 4 oyuncuyu 6 yeni oyuncu oynadı. Hamza Hamzoğlu ve birçok
Ve süre alamayan, fazla yani pozisyon şansı bulamayan oyuncularını oynattı. Kadıköy'de ilk 11'de başlamayan 6 oyuncu. 6 oyuncu toplam değil mi? Evet, maça başladı. Öncelikle şimdi şunu söyleyeyim. Stoperlerin ikisini de değiştirdi. Evet. Sol bekte Olcan farklı oynadı. Bir tek sağ bekte Sabri. Evet. Savunmanın 3 farklıydı. Oyunun sonunda bir fantezi daha yaptı. Denayer sağ beke koyup hem Kore'yi bir morallendireyim diye 13-15 dakika oynattı hoca. Net favoriydi maçtan önce. Hem rakibin kadrosunun zayıflığı, hem oynadığı oyun bugüne kadar Eskişehirspor'un açıkçası Eskişehirliler'de herhalde bunu anlayışla karşılarlar. Onlar da görüyorlar. Çok değil, 3-5 gün önce yine Eskişehir'de 10 kişilik kaldıkları zaman Kayseri 2-1'di maç. 3-1'e geldi maç oyunun son bölümünde. Oğuzhan mı müthiş bir gol atmış. Evet, diyor. Çok güzel. Net favori değil. Hamza Hoca da Benfica maçı da sert bir maç olmuştu kendi açısından. Kadıköy'deki maç da çok sert bir maç olmuştu. Direnç, hep reaksiyon maçları oynadı aslında. Fenerbahçe baskılı oynadı, reaksiyon gösterdi oyunun son bölümünde. Benfica maçı da aynı şekilde geriye düşüp bir reaksiyon gösterip korumak için mücadele etmişti. Biçilmez bir maçtı yani. Şahane bir oldu Galatasaray için Eskişehirspor. Hem hafta içerisinde dinlenme şansı olacaktı oyuncuların bazılarının. Örneğin Hakan Baltı. Dinlenmeye ihtiyacı vardı. Bir soluklanması lazımdı. Yaşı milli itibariyle takım Bilal'in, Galatasaray ilk kez oturdu Hakan Baltı. Bilal'in biraz dinlenmesi gerekiyordu. Hoca da bu arada Snyder tabii cezalı ve doğru maçta cezasını bitirdi. Değil mi yani sonuç istesen böyle denk gelmez. Dolayısıyla oynamayan oyuncuları da kullanma şansı oldu. Maalesef bunları konuşuyoruz spor adına. Tek taraflı bir maç olacağını bekliyorduk. İlk 15 dakika tek taraflı. Geride kalan 75 dakika Eskişehir Spor'un da geldiği. Ama Eskişehir Spor gelirken de kendi kalesinde pozisyonlar verdiği. 4 gol yiyip. Direkten dönen kendi toplar adına var. Da evet. 4-5 tane net pozisyonu var. Ki özellikle Galatasaray skor avantajını yakaladıktan sonra biraz konsantrasyon düşüklüğü oldu. Açıkçası ben ikinci yarı karşılıklı goller de bekliyordum. Eskişehir önemli fırsatları da yararlanamadı. Biraz da Galatasaray'da müsaade etti. Galatasaray'da pozisyonları sonuçta İsmail Kartal hocanın işi kolay değil. Devre arasını bir önce atıp Eskişehir Spor sürekli kadroyu boşaltıyor 5-6 yıldır. Sürekli kadroyu boşaltıyor. Lig kolay bir lig değil. Dolayısıyla da devre arasını ne yapıp biraz daha puanlar alıp mutlak surette transfer yapmaları lazım. Galatasaray takımının antrenörü biraz önce söylediğim gibi zorlu periyot yine başlayacak. İşte seçimden dolayı hafta içi oynandı maçlar. Salı akşamı 4 saat yolculuktan sonra Benfica deplasmanına gidiyorsunuz ve finale gidiyorsunuz. Bir bakıma final maçı yani. Tabii. Ardından Atletico Madrid deplasmanı var. Arada tekrar dönüp lige de döneceksiniz. Bu yüzden de bu maç Galatasaray adına Hamza Hoca'nın doğrusuydu ve hakikaten tam zamanında denk geldi Eskişehir maçı. Tam istediği gibi de gitti. Aslında ilk yarı bittikten sonra da tamamen Benfica'ya odaklanarak işte rotasyonlara oyun içerisinde de başladı hoca. İşte Kore'yi bir kullandı. Bugün Galatasaray özellikle ilk 15 dakika mükemmel bir tempo yaptı. Yani o baskıya dayanılacak durumda değildi Eskişehirspor. Bir gol bir direk derken maçta 2-0, 3-0 çözüldü maç. Aslında ikinci yarıya ilgili çok konuşulacak bir şey yok. Galatasaray'ın müsaade ettiği çerçevede Eskişehirspor pozisyonlar buldu. Bu asla ve asla İsmail Kartal'ı kandırmamalı. Maçtan sonraki basın toplantısında biz de çok pozisyona girdik falan dememeli. Tabii. Skora, oyunun kontrolünü biz elimize aldık falan dememeli. Aldatıcı olabilir. Aldatıcı olur. Hiçbir takımı böyle seni rahat rahat geçirmezler ceza sahasına kadar. Galatasaray 3-0'dan dolayı bu kadar müsaade etti. Dolayısıyla Galatasaray baktım 22 gol atmış. Yalnız Galatasaray yani, mesela hakikaten şimdi biz %100 futbolda da konuşmuştuk. Hamza Hamzaoğlu'nun çok sert, acımasız şekilde eleştirildiği, Hamza Hoca'nın bunlara içerlenip sitem ettiği, hatta tepki gösterdiği, yönetimin istifaya davet edildiği, bütün stat Dursun Özbek istifa diye bağırdı. Gerçekten çok gereksiz ve aceleci protestolar, eleştirilerdi. Şimdi neticede ne oldu? Galatasaray yine zirvede, zirve mücadelesinin içinde. Geçen yıl 3 kupa almış bir teknik adam. Bu yıl yine şampiyonluğun en güçlü adaylarından bir tanesi. Zaten şu anda gözüken o ki bu 3 takım arasında bu yarış devam edecek. Ve en az hatayı yapan şampiyon olacak. İyi de oynamaya başladı. Benfica maçı, Gençler Birliği maçı, bugün evet. Özellikle tabii son 5 maç mı artık? Ya Trabzon maçı Galatasaray için çok önemli. Hem Trabzon için
hem de Galatasaray için kırılma. Çok önemli bir dönüm noktası oldu. Aynen öyle. Yani sezonlarda her kazansaydı hafta, doğru, her hafta zirvedeydi. Galatasaray belki de çok büyük bir yara alacaktı. Üst üste Mersin, Osmanlı mağlubiyeti, Mersin beraberliği, Trabzon yenilgisi. Bir anda parçalanmaya doğru gidecekti belki de Galatasaray. Trabzonspor da zirvede kalacaktı. Trabzonspor aşağı düşmeye başladı. Galatasaray çıkmaya başladı. O Erkan Zengin'in kaçırdığı gol çok şeyi değiştirdi. Tabii 34 haftalık periyotlarda takımların kırılma 4-5 tane maç oynarlar. Tabii üst üste kötü sonuçlardan sonra eleştirilirken hoca, Trabzon'da da kötü bir oyun vardı. Trabzon takımı da o maça Galatasaray'ın 5 puan önünde çıkmıştı hatırladığım kadarıyla. Öyle hatırlıyorum. Kazansa ligin zirvesinde 8 puanlık fark olacaktı Galatasaray'la. Beşiktaş Trabzon'u saymıyorum ama hem Trabzon havaya girdiği zaman iyi oynayabilecek bir potansiyelli bir takım. Şehirde havaya girmiş. O gün de Galatasaray kaybetmiş olsa hakikaten çok tartışılan bir teknik direktör. Güvenini kaybetmiş bir taraftar grubu vardı. Ama Trabzon yetmezdi. Trabzon'dan 1-0'dan döndükten sonra üst üste maç kazanmaya başladı. Bu tabii bir daha da Benfica maçı olunca. Sonra bir krediyle Kadıköy'e geldi. 16 maçın 5'ini kazandı. Tabii 16 puan aldı. Bir tane de Kadıköy'de beraberliği var. 6 maçta 16 puan. Yani Trabzon yetmez. Trabzon'u çok etkiledi. Galatasaray olumlu etkiledi ama Trabzon'u daha olumlu etkiledi. Gelip burada da kazanman lazımdı. Üst üste birkaç maç kazanman gerekiyordu ve kazandı Galatasaray'da. İşini yaptı. Bu da takımın sezon başındaki o hımbıl halinden bir anda takımın daha böyle rahat oynadığı, güven geldi mesela. Güvenli başladılar bugün. 6 tane oyuncu rotasyonda kullanmasına rağmen müthiş bir özgüvenle başladılar. Bana göre maç saatleri yanlış. Belki yayıncı kuruluş için yapılıyor ama bu saatleri ayarlamaları lazım. Mesela bence Beşiktaş maçı yarın 21.45'te falan oynanmaz. Hava da soğudu artık. Tabii canım, insanlar evine nasıl dönecekler? Yani Başakşehir stadı çok uzakta. Gece saat 12'de hemen, nasıl dönecek? Hani toplu taşıma var falan mı diye söylemesinler. O çok nadir oynanan lig. Türkiye liginde 21.45'te maç falan olmaz Kasım ayına yaklaşırdığımız dönemlerde. Şampiyonlar Ligi hocam Avrupa saati 20.45. Evet. Bize Avrupa saatiyle geldi. Yani. Bugün Galatasaray'ın oyunuyla ilgili fazla konuşacak bir şey yok. Galatasaray takımı hak ettiği, biraz sıkarak, hafif sıktı 3 yaptı. Şöyle biraz canlı oynadı 3 yaptı. Sonra idare etti 4'te kaldı. Eskişehir takımı müsaade ettiği süre içerisinde rakibi pozisyonlara girdi. Direkten dönen topları var 2 tane. 6 pastan kaçırdığı pozisyonlar var. Ama tekrar söylüyorum, Eskişehir Spor'un teknik direktörü İsmail Kartal bu pozisyonları cebine koymasın. Bu pozisyonlar hiç yaşanmamış görsün. Ona göre önüne baksın. Hakikaten de mesela Fenerbahçe pek rotasyon sakatlıklar var ama elindeki mevcut kadrosunun limitini kullanmaya çalışıyor. Mesela Ajax maçıyla Galatasaray maçında aynı kadro oynamaya çalıştı. Bakıyoruz Caner yok ama işte Kehr devam ediyor, Gökhan devam ediyor. Mesela Şener'i kullanmadı, rotasyon yapmadı. Galatasaray rotasyona rağmen ev sahibi olma avantajını kullanıp önündeki zorlu periyota, yorucu periyota yine sağlıklı bir şekilde girecek. Eskişehir Spor'un herhalde gücünü de göz önünde bulundurarak bu rotasyon birinci yaptı. Şey oldu. Birinci sebep oldu. İkinci sebep de takımın buna ihtiyacı vardı. Oynamayan oyuncuların da morallenmesi gerekiyordu. Ve sonuçta kendi adına eğlenceli, zevk aldı, keyif aldı, bir maç oynadı. Dinlendi. Çok güzel goller attı. Birinci golle dördüncü gol çok güzel oldu. Çok güzel goller oldu. Jestler de vardı. Ben mesela 3-0'ken falan böyle hani hocam Cornell'de out'tu falan, onu da sevmiyorum, onu da feri adamındır da. Hani 3-0'ken falan sevmiyorum yani. Her zaman yap değil mi o zaman? 0-0'ken de yap. Veya penaltı değil de. Veya maç 0-0 gidiyor veya 1-0. İçeride Beşiktaşlı oyuncusun, Fenerli oyuncusun. Vurdun hakem korner mi? Hocam ya pardon out falan demeyeceğini adımız gibi herkes de biliyor. Ha biz de güzellikleri nankörlük yapmayalım yani. Yine tabii ki güzel biz davranış. Olcan yani. Zaten Olcan'ı tebrik etmek lazım. Düzgün Olcan, bir çocuk. Çok yani. Ben çok çocuk, sevdiğim evet. İşin keyif yaptı Galatasaray. Antrenör de doğru işler yaptı. Eskişehir Spor şapkasını önüne koyacak. Düzeltmek isteyecek. Antrenör değişikliği ki futbolda enteresan. Skip'e gitti. Yunanistan milli takım antrenörü oldu yani. Antrenörlük... Evet, önemli bir milli takım başına geçti. Evet Skip. Yani enteresan bir lobi yani bu. Geliyor başarısız bir şekilde ayrılıyor. Yani 20 gün sonra veya bir ay sonra. Ama şu kadroyla hakikaten başarılı yani herhangi bir teknik adamı kim olursa olsun şu kadroyla başarılı olması çok zor. Biraz açık önce emekli onu konuşuyorduk. O kadar çok sirkülasyon oldu ki gelenler gidenleri arattı. Önemli oyuncular da vardı. Yerine sporda. Kimseyi koymadılar. Kimseyi koymadılar. Birçok oyuncu gitti. Diego Ligi gitti, Kamara gitti, başkan... Sissoko gitti, Veysel gitti, Alper evet. Gitti, Tarık gitti. Aklıma gelenleri hızlı hızlı sayıyorum. Ve
Yerine hiç kimse gelmedi. Sezgin stoper oynuyor eski. Akamiko sakatlandı, Diego vardı, Sezer Öztürk vardı. Santifor sen pek beğenmezdin ama şimdikilerden Allah var daha iyiydi. Ömer Şişmanoğlu vardı. Evet, Mori vardı. Kamara Sissoko. Kamara Sissoko, Dede vardı. Evet. Bayağı kaliteli oyuncular vardı Eskişehirspor'da. Şimdiki kadro kalitesi hakikaten çok tartışılacak düzeyde. Mesela bu Çavuşiç yedekti, son 5 dakika oyuna giriyordu. Engin Bekdemir Kayseri'de yedekti. Kayserispor ligdeyken Kayseri'de yedekti. Şimdi şöyle oynamıyordu. Özgür Çek hiçbir zaman ilk 11 oyuncusu olmadı. Yani Sezgin stoper değil zaten. Bek oyuncusuydu Eskişehirspor'da. Bak Gekas 35 yaşında. Yani Toko'nun kalitesi tartışılır. Eskişehirspor gerçekten kadrosu çok kötü. En çok gol atan oyuncusu Gekas. Ben aynı sıkıntıyı Antalya Spor'da yaşayabilir, bak söyleyeyim sana. Antalya Spor'da 3-4 tane kaliteli oyuncu var hocam. Eto'o tek başına sırtlıyor. Ama yaşa mesela bakıyorum alttan 4. ile 5 puan fark olmuş şeyin Eskişehir'in. Ve o da Kayseri içeride oynadığı takım. O yani maçı Osmanlı Spor'da seyrettik bugün. Mesela Osmanlı Spor'da sıkıntı yaşayacak gibi gözüküyor. Onlar da geriye doğru gidiyorlar. Ama 2-3 tane kaliteli oyuncusu var onların da. Deplasmanda falan sürpriz sonuçlar alabilir. Endiaye, o evet. Umar. Umar falan. Çok yarın gün Vebo dönme şansı evet. Var sakatlıktan. Vebo var zaman. Kadroda. Vebo var. Ama tabii Osmanlı Spor'da sezon başındaki görüntüsü uzandı tabii. Onlar da geriye gidiyorlar. Mutlak surette öne geçmeleri lazım onların da. Yani geriye düştükleri zaman zorlanıyorlar bugün olduğu gibi. Sonuçta ilk bölümde Galatasaray'ı konuştuk. Galatasaray Kadıköy'de aldığı bir puan moraliyle o yorgunluğunu da atmış. Biraz da dinlenmiş. Benfica maçına hazırlanıyor. Löw tribündeydi bugün Alman milli takım. Dünya şampiyonu Alman milli takımın teknik direktörü Podolski'yi izlemeye geldi. Sanıyorum yarın da Gomez'i izleyecek herhalde. Evet. İki milli zaten 92. dakikada geriye geliyorsa Podolski Löw var diye geldi. Onu da söyleyeyim. Tabii. Hasan Şaş'a da katılıyorum. Ekstra iştahlıydı. Ekstra iştahlıydı. Tabii İsmail Kartal'ın da iyi arkadaşıdır. Muhtemelen maçtan sonra buluşacaklardır. O da mutlaka onunla teknik analizini yapacaktır takımın. Evet. Löw acaba seyrederken ben de onu düşündüm. Şimdi Eskişehirspor'un mesela kalitesini falan görünce ne düşünmüştür acaba Türkiye Ligi'nde? Ama izliyordur Türkiye Ligi'ni muhakkak takip izliyordur. Ediyordu, mesela Bilic'i iki gündür röportajını okuyorum. Bilic, takip ediyor. Takımları, oyuncuları, takım değişiklerini hepsini takip ediyor. Burada çalışmış teknik adamlar Türkiye'de bir gözleri var burada tabii. Evet, Galatasaray çok kolay bir galibiyet elde etti. 4. gol çok güzel bir goldü, Bilal'in golü. İlk gol... Selçuk İzlanda'ya attığı gole çok benziyor. Denayır'ın pasıyla attı. Evet. Hakikaten de o tam üzeriyle kapattı. Yerle karışık vurursun böyle. Çok iyi vuruyor topu. Yerdeyken yani, tabii. Top yere çarptığında tokatladı. Mükemmel bir gol attı. Bir reklam arası verelim. Reklamların ardından devam edeceğiz. Galatasaray 4-0 kazandı. Tekrar Galatasaray'ın genel seyrine gidersek, hakikaten bir bardak suda kopan fırtınaların ardından bu fırtınalar sanıyorum dindi ve Hamza Hamzoğlu bir güven tazeledi. Şimdi artık bundan sonra tartışılmayacaktır herhalde sonuçlar ne olur. Şimdi her takım bir özelliği var. Galatasaray hücum takımı. Galatasaray bakın bugün ikinci yarıda genelde kendi sahasında kaldı mı? Kaldı. 4 tane pozisyon verdi mi? Verdi. Fenerbahçe maçında kendi sahasında kaldığı zaman rakibe mahkum oynadı mı? Oynadı. Hücum başladığı zaman da ki tabii ki rakip de oynanıyor futbol. Yani sana izin vermeyebilir rakip. Diyelim Fenerbahçe veya Eskişehir. Ancak Galatasaray takımı hep öne çabuk hızlı her iki yarın 15'er 20'şer dakikası baskılı oynayan bir yapıya sahip. Bu yapısının değiştirdiği zaman mutlaka pozisyon veriyorlar. Yani Mustafa kontra ataktan karşı karşıya ve Trabzon maçlarında iki deplasmanda Galatasaray hücumda hiçbir şey üretmeden kazandı o maçları. Savunmada bekleyerek. O gün hatırlıyorsan 1-0 bulduktan sonra son 15-20 dakika çok ciddi, tehlikeli, kuvvetli hücum yaptılar. 3-4 tane de net pozisyona girdiler. O maçı şöyle oynadı. Çok zor psikolojide oynadılar orada. Çok tedirgin de oyuncular. Ligden gidebiliriz diye düşündü. Kaldı ki daha ligin 5. 6. haftası falan oynuyorsunuz. 5. haftada bir anda ilk önce oynadığın Trabzon'un kaç puan? 8 puan Trabzon falan geçti. Trabzon 10 puan var. Trabzon 10 puanla çıktı o maçı. 4 maçta 8 10 puanla ve demoralize olacaktınız. İşte o senin söylediğin kırılmanın orada başlayıp dönüp bir de kazanınca içeride ve oyuncular rahatladılar. Yani Galatasaray Kadıköy'e krediyle geldi.
Yoksa Trabzon'u kaybetmiş olsaydı Hamza Hoca artık dış etkenlerle de uğraşmaya başlamıştı. Şimdi bak tekrar kendi bünyesine, kendi işine döndü. Hamza Hoca, Astana beraberliği belki hesapta olmayan bir beraberlikti Galatasaray'sında. O birazcık Astana ile berabere kaldı ya Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde. Orada çok yüklendiler Hamza Hoca'ya. Orada eleştiriler çok fazlalaştı. Ondan önce başlamıştı. Aslında nedense birinci, ikinci hafta itibaren başlamıştı. Ayrıca eleştirileceksiniz de tabii. Bu ayrı konu. Liglerin dördüncü haftası kötü top, 5 puan. Trabzon'da da kaleye gidemiyorsun 70 dakika boyunca. Eleştirileceksiniz. Evet. Antrenörsünüz sonuçta, hakaret etmediğiniz süre içerisinde. Sonra takımda toparlanınca, birlikleri geldi edilince biraz da oyuncular da form tutmaya başladı tabii. Sorumluluk almaya başladı. Mesela Selçuk form tuttu. Şeju geldiğinden beri en iyi dönemini geçiriyor. Çok ciddi. Hakan istikrarlı şekilde oynamaya başladı. Öyle değil mi? Evet. Sabri iyi oynuyordu. Bilal de buna katkı sağlamaya başlayınca takımda iyi performans gösterdi. Geçen hafta kaybetmemesi dahi Galatasaray'ın ritmi için önemliydi. Şimdi 1-0 kaybetmiş olsa bir demoralize olacaklardı ve muhtemelen de bugünkü maça geçen haftaki kadro yakın çıkacaktı. Hani kaybetseydi maçı. Tabii. 6 tane oyuncuyu farklı oynatmazdı hoca. Jean-Paul Karacan, buraya gelen her takım farklı hazırlanıyor. İyi bir performans gösterdik ve haklı bir galibiyet aldık demiş. İlk kez oynadı bugün. İngiltere Championship Ligi'ndeki Reading takımından gelmişti sezon başında. Hem hocama hem taraftarlara kendimi göstermek istiyordum. Oynadığım için çok mutluyum. Demiş Jean-Paul Karacan. Nasıl buldunuz Jean-Paul Karacan'ı? İyi oynadı. Pas alışverişlerinde falan düz oyuncu enerjik değil. Enerjik ve topu da yani özellikle kısa oyunda, kısa pas oyunda iyi oyuncu. Bugün oynayan futbolcular az süre alan isimlerdi. Bunlara ben de dahilim. Şansımızı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Ortada bir forma var. 4 senedir bu formanın sahibi bendim. Şu an Hakan abi ve Şecci oynuyor. Şansımı bekleyeceğim demiş Semih Kaya. Bunun farkında olması güzel. Hatta Denayer de bence dişli bir rakip stoper bölgesinde. Hakan Balta çok formda olduğu için belki Denayer onu kesemiyor ama Denayer Şecci ikilisi de iyi bir ikili olabilir hocam. Yani önümüzdeki yıl falan biz Denayer falan görmeyiz söyleyeyim sana. Kiralık City falan bırakmaz. Tabii. Yani City hazırlıyorlar. Hakikaten iyi futbolcu. Evet. Bayağı futbolcu yani. Mesela Beşiktaş bir oyuncu arıyorum diyor ya Şenol Güneş. Aslında Denayer aradı oyuncu. O tip oyuncu arıyor. Sağ bek stoper oynatmak istediğim bir oyuncu istiyor. Evet. Tam onun aradığı tip bir oyuncu. Semih de tanıdığım için de söyleyeyim. Hakikaten pırıl pırıl bir Hakan abi ve Çecu. Yani Fatih Terim hakikaten 2011-2012 sezonunda Semih daha 20 yaşındayken verdi formayı. Enteresan, güvendi. Tabii yani Kartal'dan yıldıktan sonra yani altyapıdan falan yetişti. İzmir'de Emre Çolak'la Semih'i 20 yaşındayken oynattı ikisini. İşte uzun yıllarda Galatasaray'da hizmet edeceklerdir. Yani biraz demoralize olduğu muhakkak ama çok önemli bir şey söylüyor. Şansını kullandı. Peki ilerlediğini düşünüyor musunuz o günden bugüne Semih'in çok yol kat ettiğini? İlk sezonuyla bu sezon mesela kıyaslayalım geldiği noktayı. Bu senenin başında biraz sallandı. Özellikle genç takımlarda oynarken de bir sarsıntı geçirmiş bildiğim kadarıyla. O üzerine bir daha sarsıntı falan geçirdikten sonra bir geriye doğru gidiş oldu. O ara sakatken formaya alan abisi iyi oynayınca hocası da Hakan abisiyle sanki devam etti. Yani genel anlamda... Ama şu var, ben Hamza Hamzaoğlu olsam eyvah bugün yok Hamza Hakan falan demem. Semih'im var derim. Yani 20 yaşındaki Semih'le 24 yaşındaki Semih arasında çok fazla fark olduğunu düşünmüyorum ben. Halbuki çok olması lazım. Çok ileriye gitmesi lazım. İşte o bazı zaman zaman oynamadığı maçlardan sonra toparlamada biraz gecikti ama... Sakatlık problemleri yaşadı, doğru. O sakatlıktan sonra verdiği kişiler de iyi top oynadı Allah var ya. Hem Şecu iyi oynadı hem de Hakan Balta iyi oynadı. Ama ben büyük takımlarda özellikle savunmanın merkezinde oynayan 4 tane stoperin yedek oyuncu olarak görmüyorum açıkçası. Çok maç trafiği var. İsmail Kartal ne demiş? Erken gelen bir gol vardı. Sonra toparlandık ve 10. dakikadan 40. dakikaya kadar iyi oynadık. Ancak hakemin verdiği penaltı futbolcularımın moralini bozdu. İkinci yarıda iyi mücadele ettik. Gerçi Galatasaray 3-0'dan sonra tempoyu arttırmadı. Takımın özgüvenini kazanması için 3 puana ihtiyacı var. Bunu Osmanlıspor karşısında kazanmak istiyoruz demiş. Çok önemli bir maça çıkacak İsmail Kartal'ın takımı. Önümüzdeki hafta evinde Osmanlıspor'la oynayacak. Tabii Eskişehir Türkiye'nin önemli şehirlerinden bir tanesi, futbol şehirlerinden bir tanesi. İyi bir seyircisi var, iyi bir mazisi, tarihi var. Böyle bir takımın bu durumlara düşmesi, bu kadar kötü bir noktada olması hepimizi üzüyor. Ve çok da güzel bir stat inşa ediliyor orada biliyorsunuz. 33-34 bin kişilik modern bir stat. Böyle giderse maalesef Eskişehir Spor sanki o statla
PTT Lig'de oynayacakmış gibi gözüküyor. Çok erken. Bu konuda çok yani böyle giderse diyor. Tabii. Böyle giderse demek şampiyon, 7 maçtır üst üste yeniliyor. Şampiyonluklarla ilgili bir takım şey daha böyle konuşabilirim. Güvenli konuşabilirim. En fazla yanılmış olabilirsin. Tabii. Ancak küme düşme burukluk getirir bende iddialı konuşmak. Daha... Ama orada diyor ki tırnak içinde böyle giderse. Böyle giderse demek. Yani böyle giderse zaten düştü evet. demek o. Evet. Ben daha da ileri gideyim. Devre arasında 5 tane oyuncu alması lazım. 1-2 değil. 5 oyuncu alması da senin kaliteli dediğin. Oyuncu evet. hem de. Direkt ilk 11'de oynayabilecek seviyede. Ama genç bir nüfusu olan bir üniversiteleriyle birlikte bir şehir. Yıllardır da müthiş bir taraftarı vardır. İyi giderse özellikle. Bir de çok zor günler geçirdi. Eskişehir Spor ders almadı o günlerden. Üçüncü ligde falan oynadı hocam. Yok bir ara düştü hatırla. Tabii. Üçüncü lige düştü. Oralarda oynadı uzun süre. Tekrar geldi layık olduğu, ait olduğu lige. Hani Eskişehir gibi bir takımı hiç kimse kaybetmek istemez. O yüzden taraftarın da Osmanlı Spor maçında büyük destek vermesi gerekiyor. Sahip çıkması gerekiyor. İsmail Kartal'ın da 3 maç oldu. 3 maçtır yeniliyor. Toplam 7 maçtır üst üste kaybeden bir Eskişehir Spor var. Kolay şimdi, gözükmüyor işleri. Kolay değil. Devre arasında ihtiyacı var İsmail Kartal'ın. Hem sezon başı hazırlık anlamında hem de bu dönemde 2 aydır falan yurt dışındaydı. Özellikle oyuncular konusunda 3-4 ligi izledi. Mutlaka 4-5 tane kafasında oyuncu vardır İsmail Kartal'ın. Tabii ki kulübün ekonomik durumu önemli burada. Nasıl durumda bilmiyorum yani harcama yapacaklar mı? Yani Allah göstermesin yani düşerse zor işler artık. Bir ligi kolay bir lig değil. Hey, puan olarak geride değil şu anda da kadro kalitesi ve futbol olarak geride. Ümit de vermiyor anlamında söylüyorsun değil mi? Tabii. Puan olarak da geride sayılır. Yani kaç puan var? 4 puan yok bir şey. Yani mesela Sivas Spor'un 10 maçtır galibiyeti yok. Sivas Spor'a bakıyorum dün. Bursa deplasmanında kazanabilirdi. Tabii. Her maçta kazanmaya yaklaştı Sivas Spor. Sivas takımı kadrosu daha iyi kadro. Evet. Sivas kadrosu daha iyi kadro. Yani Mersin İdman Yurdu mesela. Ben şunu 96-5'te söyleyeyim. Ben ligimizde en zayıf 2 kadro gördüm. Bak açık söyleyeyim sana. Bir tanesi Kayseri ile Eskişehir mi? Kayseri. Dirençli. Antep'in omurgasında stoperi, kalecisi ve santraforu iyi olduğu için ve direnç gösterdiği için diğerlerini kamufle edebiliyor. Ama Tolunay Hoca da hazırlıksız yakalandı. İsmail Kartal da hazırlıksız yakalandı. Onların bir devre arasına doğru ve kulübün ekonomik yapısına ihtiyacı var açıkçası. Galatasaray artık gözünü Benfica maçına çevirdi. Salı günü oynayacak Benfica ile Lisbon'da, Luz Stadında, deplasmanda. Ve çok önemli Şampiyonlar Ligi'nde devam etme açısından son derece önemli bir karşılaşma. İstanbul'da yendiği için orada berabere kalsa dahi ikili averaj üstünlüğünü de ele geçiriyor. Bu açıdan da önemli bir karşılaşma oynayacak Benfica karşısında. Çok zor bir maça gidiyor. Çok zor geçecek maç. Zor. Bir reklam arası verelim. Reklamların ardından Fenerbahçe'nin Ankara deplasmanını konuşalım. Tekrar birlikteyiz ve Galatasaray 4-0 kazandı. Güle oynaya bir galibiyet elde etti adeta. Fenerbahçe için ise işler öyle olmadı. Önemli bir 3 puan elde etti. Derbi beraberliğinin ardından Sarı Lacivertler Ankara'da Osmanlı Spor karşısında. Ama özellikle son yarım saatte çok zorlandı, çok bocaladı, çok baskı yedi. Bugün Fenerbahçe maçı başladı. İlk 15 dakika, ilk 20 dakika seyrederken içimden dedim ki... Silkinmişler. Evet silkinmişler ve sezonun en iyi Fenerbahçelerinden bir tanesi bu dedim. Hı-hı. Fakat 15 dakika sürdü, 20 dakika sürdü hocam. Evet. Sonra tekrar geriye dönüş. Şimdi hoca diyordur ki... Kime? Yardımcısına. Evliyse eşine. Değilse sevgilisine. Veya Portekiz'de de futbol konuştuğu bir arkadaşına. Ya burası çok tuhaf bir yer diyordur. Ya arkadaş bana sallıyorlar burada. Ben daha geçen gün Ajax'ı yendim. Burada uçan kaçan Galatasaray diyorlar. Aynı puandayım. Şampiyon Galatasaray aynı puandayım. 60 dakika tekrar oynadım. Beşiktaş uçuyor diyorlar ama maçı eksiğim olsa bir puan girdiğim. Çok tuhaf bir yer burası diyordur şimdi o. Değil mi öyle diyordur. Fakat Fenerbahçe'de diyordur ki ya hocam sen bizi uçuracaktın, kaçıracaktın. Öyle bir kadro yaptı ki bizim kulüp ve başkan. Biz şöyle Beşiktaş'ın oynadığı gibi gümbür gümbür oynayalım. Yani tarihin en iyi kadrosu tartışılır bence de. Çünkü evet. Tartışma açık bir konudur ama tarihin en pahalı kadrosu olduğu evet. kesin. Evet. Böyle beklentimiz var. Bu takım iyi top oynamıyor. Işık vermiyor diyordur. Şimdi Pereira kendi açısından baktığın zaman böyle düşünüyordur. Taraftar da
Fenerbahçe taraftarı da ya bizim oynadığımız top bizi tatmin etmiyor, bizi taşımaz diyordur. Zaten istatistikler de onu söylüyor. 6 galibiyetin 5'ini tek farkla kazanmış. Bir tek Eskişehirspor 2-0 yendi. 2-0 yendi. Onda da Eskişehirspor 40 dakika 10 kişi oynadı. 10 kişi kaldı. Eskişehirspor'un durumu da zaten ortada. Tek farklı kazandığı Antalya maçı 95'te frikikten. Tek farklı kazandığı Bursa Kasımpaşa maçı 83'te. Kasımpaşa maçı duran top. Tek farklı kazandığı Kayseri maçı duran top ve 10 kişi rakibe karşı görüyordu taraftarda. Yani Pereira'nın penceresinden Pereira haklı, kendine göre haklı. Portekiz'de arkadaşıyla konuşurken. Tabii, tabii. Ama taraftar açısından da şöyle. Bana göre de şöyle diyorum ben. Ben bu cümleleri kurmayı pek sevmem. Yılda da 4 kez falan konuşurum 34 başlık periyotta. Öyle bir kırılmanları vardır ki Trabzonspor'un Galatasaray maçında sonra yaptığımız yorum gibi. Önemli olan skordu diye. Fenerbahçe bu hakkını doldurdu. Kayseri ve burada doldurdu. Bak Kasımpaşa demiyorum. Kasımpaşa'da mahkum oynamadı. Ortada bir maç oldu. Ama çok da hücum yapamadı. Hayır, hücum yapamadı. Ortada maç oldu. Şimdi Kayseri maçında mahkum oynadı son bölümü. 10 kişi kalmasına rağmen rakip. Bugün de mahkum oynadı. Son 25 dakikayı mahkum oynadı. Dönen her topu siyah formalı. Tek kaleye çevirdi Osmanlı. Tek kaleye çevirdi. Ha, bunu, şimdi bazen öyle maçta, biraz önce söylediğim cümleyi başa alayım tekrar. Bazen öyle maçlar vardır ki skor önemlidir. Bu cümleleri biz Pereira'dan 2 hafta önce dinledik Kayseri'de. Bu hafta da saygı duyuyorum ona bak. Yıprandı psikolojik, mental olarak Fenerbahçe, Galatasaray maçı beraberlik, başarısızlık değildir. Ama biraz mental yorgunluk yapar. Ya elimdeki fırsatı kaçırdım, evimde yenemedim, taraftar mutsuz. Artı fizik olarak da iyi değilim. Şimdi bu şartlarla alınan 3 puan Osmanlı maçında antrenör takım olarak önemli. Şimdi Galatasaray aynı puanda. Öyle değil mi? Öyle. Puansal başarısızlık yok. Puansal başarısızlık yok. İki derbiyi de oynadı. Bu maçta o benim 4 tane kontenjanım var ya her takım için kullandığım büyük takımlar için. 2 tanesini yemiş oldu. Kayseri ile bu maç. Yani bu oyun biz nasıl olsa 1-0'a bağlarız oyunu yetmez. Geri kalan bölümde. Tabii, yani o bu kredisi bitti. Oyunsal kredisi bitti deplasmandaki Gültekin. Bence bitti. Yarın 1-1'e yakalanırlar. Aynen Rize'de yakalandığı gibi. Hatırlarsan Rize'de yakalandı. Bitiremedi 1-0. Tam Pers'i bir tane attı. Yattılar üstüne Fenerbahçe hatırlıyorsan. Evet. Kasımpaşa maçında pozisyon vermeden. Fakat şunu iyi yaptı en azından Kayseri bir maçta. Yemedi. Ama Volkan'ın konsantrasyonu yüksekti. Ama stoperlerin konsantrasyonu yüksekti. Ama Gökhan'ın dönüşü canlı oldu. Pozisyon vermediler şut dışında. Osmanlı Spor'a. Vermediler değil mi? Ama stoperlerin önünde de 2 stoper gibi. Mehmet Topal'la Josef de Souza şimdi, artık geriye yaslandılar. Şampiyonluğu onlar da oynayan gibi takım kritik haftalarda 1-0'a bağlayabilir. Tıpkı geçen sene Galatasaray'ın yaptığı gibi. Tak 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 1-0. Emniyetle oynayıp sert oynayıp maçları kazandılar. Ama uzun vadeye yaydığınız zaman bugünkü gibi 3'ler 4'ler yapmanız lazım. Fenerbahçe 0-0 götürüp 1-0'larla falan sezonu bitiremez. Maçı bitirir 1-2 tane. Ama bundan sonraki periyottaki hangi deplasman olursa olsun görüntü şu ki Fenerbahçe tekrar oynamayacak. Senin gibi düşündüm. Ben de izledim. 15-20 dakika Alper koşular yapıyor. Tabii. Diego önde hareketli. Baskı yapıyor. Fakat burada ne oldu? Dikkatli izledim ben de maçı senin gibi. Bir, Osmanlı Spor önce öndeki oyunculara, stoperlere baskı yaptırdı. İlk 15-20 dakika dikkat ediyorsan korkak ve arkada bekledi Osmanlı Spor. Aynı Galatasaray gibi. Fenerbahçe oynamaya başladı, pozisyona girdi. Daha sonra öndeki oyuncularıyla, kanat oyuncularıyla önde basınca uzun oynamaya mecbur etti Fenerbahçe'yi. Ve top maç 20 dakikadan sonra ortada oldu. Fener de kazanabilir, Osmanlı da kazanabilir İki ama muhtemel beraberlik gözüküyor. İki tane Osmanlı devrenin sonlarına evet. Doğru, NDI'yle. Bu 20 ile 48 arası böyle gitti. İkinci yarıda yine böyle başladığında Osmanlı bir uzun top, Alper muazzam bir gol attı ki bu vuruşları yapmaya çalışıyor. Aynı golü Başakşehir'e geçen atmıştı geçen sene. Başakşehir. Evet, aynı golü. O biraz, daha, değil, o biraz daha kesti, dönmüştü evet. O top. Biraz daha kalenin içine düştü. Mükemmel bir gol attı. Bir avantajı oldu Alper'in. Bir kere Alper, Türkiye'de rakibini en çok karta zorlayan oyuncu. Bugün maçın başında Hakan sağ kart gördü. Golde de birebir kaldı. İçeriye doğru yönlenip çok güzel bir gol attı. Ve Hakan'ı çıkarmak zorunda kaldı hocaları. Ama Fenerbahçe'nin yaptığı en büyük artı rakibine pozisyon vermemesiydi. Atak yemesine rağmen. Bir de net penaltısı verilmedi. Ne orta hakem gördü. Ne kale arkası hakemi gördü, ne yardımcı gördü. Fernandão'nun pozisyonu. Evet. O el kafayla vurduğu.
Orada itiraz etmediler enteresan bir şekilde. Zaten orada ne ben, ne hakem, ne kim, Fenerbahçeli evet. futbolcular, Fernando Aday. Fark edemedi. Bir tek elle vuran farkındaydı. Evet, enteresan. Fakat huylandım ben, hatta Şansal abiyi aradım ben. O ara herhalde meşguldü, müsait değildi. Genelde sağ olsun döner. Ya kafam takıldı o pozisyonun çünkü. O top çarptığı zaman bu kadar düşmez. Yani bir yavaş açıklama gidiyor. Varmış Türk Telekom Arena'da canlı yayında. Fenerbahçe maçından sonra takımın santral olması biraz zor olan bir yerde üstüne gitti. Bunun için neler söyleyeceksin? Yeni oyuncular oynadı. Cem gibi, yine ayar stoperde oynadı. Bunlar için neler? Bahsettiğin gibi hem ufak tefek sakatlıklarımız hem kart cezaları hem de uzun süredir oynayan takım arkadaşlarımızın biraz yıpranmış olması hocayı böyle bir değişikliğe yöneltti. Fakat doğru bir tercih yapmış görüldüğü üzere. Bugün takım iştahlıydı. Güzel mücadele ettiler. Hepsi oynamak için sahadaydı. Keyifli oynadık. İlk yarıda da 3-0 yakaladıktan sonra ikinci yarı biraz kontrollü. Çünkü hafta içerisindeki maçı da düşünüyor tabii. Kafalar biraz da oraya da gidiyor. Hem gol yemeden kazandığımız için hem de güzel bir oyun oynadığımız için mutluyuz. Taraftarlar çok fazla gelmiyor. Bugün tatil olmasına rağmen ücret fiyatları da indirime gitmiş. Doğru. Ceza da vardı galiba. Ceza da vardı tabii. Neden de olmuyor musunuz? Sizce bazı projeleriniz olacak mı taraftarın gelmesine? Ya bu bizim için önemli bir şey. Çünkü takım güzel oynuyor, keyifliyiz. Galibiyetler alıyoruz. Seyircimiz bu kadar az olmasına rağmen bile ne kadar etkili olduğu ortada. Biz stat full olduğu zaman çok daha güzel oyunlar ve galibiyetler alabileceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla onların bizi yalnız bırakmamasını istiyoruz. Bugün dediğin gibi bir ceza vardı. Tribünlerde boşluklar oluştu ama yine de mazeret değil. Benfica maçından döndükten sonra Rize maçımız var. Deplasmanda. Ondan sonra milli maç arası. Milli maç arasından döndükten sonra artık tribünlerimizi dolu görmek istiyoruz. UEFA Şampiyonları Ligi'nde çok önemli bir maç. Evet. Artık grubu... Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün açıklamaları ekrana geldi. O da tribünlerdeki seyircilerin azlığından ayıflandı. 21 bin kişi Galatasaray için gerçekten az. Ama şey tabii. 52 bin kişilik stadyum. Hava da güzel. Yok cezalıydı biliyorsun. Bir kapalı ama yani neticede ben şunu söyleyeyim, 52 bin kişilik stadyumda 21 bin kişi. Ve bugün metro işleri de düzelmiş herhalde. Evet, o da gece güzeldi. Saate kadar, gece 1'e kadar açılmış. Şey tabii, neyse Hamza Hoca'yı dinleyelim. Hamza Hoca ne demiş? Takım olarak her zaman hazırız. Bugün rotasyon yaptık. Böylesine ciddi bir maçta bu performansı görmekten mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bütün oyuncuları inanarak kadromuza kattık. Orta sahadaki yoğunluktan dolayı Cem şans bulamamıştı. Bugün iyi oynadı. Umarım arttırarak devam eder. Cem her zaman oyunun içindedir. Göze görünmez ancak ihtiyacınız olduğu anda buradadır. Emre Çolak'ı yeniden morallendirmek için bu maçı şans olarak değerlendirdik. O da iyi bir maç çıkarttı. Demiş Hamza Hamza. Hamza Hoca'nın bir güzel huyu var hocam. Kindar değil. Çok pozitif. Burak'la yaşadı bazı şeyler. İşte Emre ile yaşadı ama sonuçta yine mesela Kore'ye içi acımıştı. Ya oynatamıyorum falan diyordu. Onları da bir kazanayım falan yaptı. Çok doğru işler yaptı bugün. Akan'ın doğru işler yaptı. Mesela geçen hafta ben çok eleştirdim. Çok korkak takımcı. Takım değil. Yani enerjisi takımı iyi hazırlanmadığını hissetmiştim. Enerji deyince tekrar Fenerbahçe'ye geçelim. Galatasaray'ı konuştuk çünkü kaldığımız noktayı unutmayalım. Hamza Hoca girince tekrar tamam. Galatasaray'a döndük otomatikman. Fenerbahçe'nin özellikle Van Persie'nin performansı bugün hakikaten çok durgundu, çok durağan. Ben açık söyleyeyim, benim için inan sürpriz değil. Şimdi 23-24 yaşında bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Belki gerçekten Barcelona'yı istiyordur, bilemem yani. Maç orada oynandığı için Barcelona maçlarında orada idare edebilir, pasör önünde. Fakat açık ve net söyleyeyim, Van Persie kötü futbolcu değil. Ama Van Persie çok uzun süre oynamadığı için benim futbol kariyerimin son yıllarındaki gibi artık. Yani çok güçlü değil. Çok sık sakatlanabilir. Rolanti, bir de Markovic de sakatlanınca pozisyonu da sağ tarafa doğru gelmeye çalıştı. Fenerbahçe'de çok sakatlıklar üst üste geliyor. Üst üste gelmeye başladı. Evet. Zaten takımın güçsüz olduğunu görebiliyoruz. Şimdi güçsüz takımlarda taktiksel değişikliklerle işi çözebilirsiniz. Oyuncu değişiklikleriyle. Hoca yine Meryl işi alıp nereye doğru götürdü takımı bugün? Defansa doğru götürdü ve Osmanlı da reddetmedi onu. Osmanlı ile Galatasaray arasında fark ne? Snyder kadar iyi kesicisi yok. Mesela 4-5 tane korner kullandılar üst üste. Kullanamadı, iyi kullanamadı. Karamboller oldu. Topları, evet, Galatasaray daha iyi kullandı. Oradaki kalite farkı ortaya çıkıyor. Özetle Pereira şaşkın bu ülkedeki bu tepkilere. Ama Fenerbahçeli'de niye şaşırdınız hocam? Bizim takımımız zaten orijinde hücum yapmak vardır. Bu takımın forması zaten ilk 2-3'te gider. Biz oynadığımız oyundan mutlu değiliz diyorlar. Bugün
Fenerbahçe'yle oynadığı oyundan mutlu değildir. Tabii ki 28. hafta oynanırken bu maç unutulacaktır. Kayseri maçı da unutulacaktır. Ki Allah'tan da bu maçları kazanıyordur ki yarın bir gün iyi oynayacağı günler gelirse. Nasıl gelir? Şimdi önemli olan nasıl gelir? İçeride ha hu 30 bin 40 binle skoru yakalarsın. Ama ikinciyi üçüncüyü nasıl bulursun? Oyuncu değişiklikleriyle mi? Kadroyu değiştirerek mi? Formatı değiştirerek mi oyun içerisinde? Bu arada oyuncuların da sürekli Adele sakatlığından dolayı gidiyorlar. İçeride de Akhisar'la berabere, Galatasaray'la berabere, Molde'ye 3-1 mağlup. Antalya 91. Antalya 91, Ajax 90. Ajax 90. Evet. İçeride Bursa öyle domine 83. Ettiği falan söz konusu İşte değil. Domine ettiği zamanlarda ekonomik oynayamıyor. İşte o zaman bir kere A, fizik gücü iyi değil. B, fizik gücünü tempolu ekonomik oynamayınca ne yaparsınız antrenör olarak? Teknik olarak analiz yapıp oyun içerisinde ekonomik oynamaya götürürsünüz. Mesela şunu söyleyeyim sana. İkinciyi bulman için belki marka 3'ü sonradan kullanman lazım. Fernando ile kontratak değil de marka 3'te kontratak yaparım o zaman. Madem ben arkaya veya çekileceğim. Veya Volkan Şen'le. Volkan Şen'le tabii sakattı. Evet. Şimdi biz Yavru Rıdvan gibi, gitti dedik. Ya kaderi bizim gibi olmasın da dedik ama yani benim gibi gidiyor devamlı sakatlanıyor da. Gözüken şu Fenerbahçe özellikle skoru bulduktan sonra bir güçsüzlükten iki taktik ve teknik olarak eksikliklerden dolayı yani oyun içerisinde oyunu okumadan dolayı tamamen puan endeksi gidiyor. Tam oyun mesela kenarda kalan mutsuz. Fernando mutsuz. Oyuna girerken hissediyorsun. Eğer tek santrafor oynayacaksa bak çok net söylüyorum sana. Fenerbahçe tek forvet oynayacaksa Fernando oynar. Hücum Dostacı söyler diyorsunuz. Dostacı söyler. Fernando oynar. Ama Van Persie küsülecek ama bu olacak bu olacak olmazsa. İki forvet de oynat eyvallah. Ona göre de şablon yaparsın o zaman. 4-4-2'ye dönersin. 4-3-1-2'ye dönersin. 4-3-1-2'ye uygun oyuncuların var. Peki o iki forvet fakat oynarsa, şimdi, 4-4-2 oynarsa şimdi, merkezdeki iki orta saha oyuncusu kim olacak? Şu anda zaten bunlarla oynuyorsun. Ben de diyorum ki bir tanesini kat eden Ozan yaparsın. Sol tarafa da yani atlet canlı oyun Alper. Alper 4-4-2'nin solunda oynatabilirsin. Yarın Caner döndüğü zaman Hasan Ali ile arkalı oynatabilirsin. 4-3-1-2 oynarsan Ozan, Topal, sol içi birisini oynatırsın Can Alper'e. Önlerinde Diego oynatırsın. Yine çift santif oynarsın. 4-3-1-2'de oynarsın. Yani Fenerbahçe takımı oynamaz değil. Yeter ki üretebilsin. Merkeze Mehmet Topal. Sağ tarafına dinamik Ozan. Sol tarafına dinamik Alper. Önlerinde Diego. O da dinamik oyuncudur. Çift santifor oynatabilirsin böyle. Hem oyuncuyu da kaybetmezsin. İlla Van Persie oynatmak istiyorsan Fenerbahçe iki ihtimalden başka ihtimali yok. Ya 4-4-2 oynayacak ya 4-3-1-2 oynayacak. Ben Fernando'yu da oynatayım, Van Persie'yi de oynatayım deyip sağ açık oynatırsan Van Persie'yi sen takım savunması yapamazsın, yaslanırsın. Peki Pereira ilk geldiği zaman ilk basın toplantısında tanıtılırken dedi ki ben dedi işte böyle hücum oynatacağım, şöyle keyif vereceğim, önde basan, sürekli hücum aksiyonlarının içerisinde olan bir Fenerbahçe yaratacağım. Harika bir takımımız var öyle dedi. Tamam, ona göre de takım, ona göre de 11 çıkardı. Ona İlk göre başta da Afyon Kupası, hazırlık maçları. Şimdi 3 gol atan, 4 gol atan pozisyonlara giren bir Fenerbahçe vardı. Gitti Ukrayna'da Shakhtar deplasmanında bir önde baskıyla başladı. Ya niye baskı oldu yaptı Allah aşkına? 3 tane burada orada yedim, burada kaleye gidemedim. Tamam, ama yani neticede Molde maçında 3 tane pas oynattı orada. Şimdi 4-2-2 dediğimiz sonra Musa Sow'da vardı. 4 tane forvetle Fenerbahçe takımın işi yük binecekti. Süren olmaması mümkün değil. Sonra değiştirdi işte her şeyi, oraya geliyorum. Dönüşü çok defansif oldu, başlangıcı çok ofansif aynen oldu. Bir yani dengeyi bulamadı. Dengeyi bulamadı. Yani sezon başındaki çok ofansif kadrodan çok defansif kadroya döndü. Şimdi yani Sozo'ya taktı falan diyecekler ama bakıyorum 2 maçtır, 3 maçtır ya bir şey yapmıyor oyuncu yani. Yapamaz da. Hiç oynamaz. Kızamam, hiç oynamaz. Bugün biraz daha ikili kaldılar. Hani Mehmet de biraz daha yardımcı olmaya çalışıyor ama Mehmet Topal'da mümkün olduğu kadar herhalde antrenör istiyor. Stoperden içine giriyor. Dolayısıyla Fenerbahçe yavaş yavaş yaslanıyor geriye doğru. Oyun gidişatında. Şimdi öndeki oyuncular da yavaş yavaş dökülmeye başladı. Volkan sakat, Marko Yüz sakat, Nani'yi dinlendirmek zorunda kaldı. Öyle değil mi? Tabii. Mesela dinamik oyuncuları kullanması lazım. Alper gibi. Top kaybedecektir. Alper'in top kaybına tahammül edeceksiniz. Ozan'ın top kaybına tahammül edeceksiniz. Ancak sizi bu oyuncular taşır oraya. Rakip arana taşır. Mahkum oynatmaz seni. Enerjik oyuncular. Dribbling yapar, bir kaybeder. Yuh yapmayın. İkinciyi kaybeder, üçüncüyü zorlar. Ozan bir kere kaybetsin. İkinciyi de kaybetsin önemli değil. Fakat seni götürür. Seni Merileş öbür kaleye götürmez. Soza oraya diğer tarafa götürmez. Zaten Mehmet Topal merkezde oynuyor. Alper götürdü mü seni?
Götürdü. Götürdü. Çok da güzel bir gol attı. Volkan Marken götürüyor muydu? Götürdü. Götürür de. O zaman sen bu tip oyuncularla defansını çıkartabilecek ya Ersan'la Rodolfo iyi oynuyorlar. Öndekiler apaçı gibi devamlı öne götürüyorlar. Rahatsız ediyorlar. Sürekli rahatsız ediyorlar. Ama ne Van Persie rahatsız edebiliyor. Van Persie oyundan çıkışını gördün mü televizyonda? Öyle oynuyor zaten. Omuz yukarıda. Bu artık işin sonuna gelmiş oyuncuların şeyidir. Mesela şimdi Robin van Persie çok büyük bir kariyer, çok büyük bir futbolcu. Tek, hiç kimse kalitesini tartışmıyor. Ben van Persie oynamasını demiyorum. Ama performans odaklı biz burada değerlendirmeyiz. Performansı bugün van Persie'nin eşi bile seyretse beğenmemiştir bugün. Güntekin'cim 4-4. Ya işte Robin'cim bugün Persie, iyi oynamadın demiştir. Van Persie oynayacaksa Fenerbahçe 4-4-2 veya 4-3-1-2 oynar. Ve daha fazla iş yapar Fernando'nun yanında. Seken toplarda tabii falan gelir, araya çizer, gol vuruş falan iyi. Ama önemli olan onun arkasındaki oyuncuları doğru yapılandırmak ve önde baskı yapmak için fiziki kaliten yüksek olacak. Fenerbahçe kendi standında önde baskı yapıyor ama 30 dakika yapıyor. Ondan sonra golü bulsa dahi kontrat bulamıyor. O zaman diyorum ki ben de mesela Volkan Şen'le iyi kontrataklar yapıyorlar. Hem toplu hem topsuz. Milli takımda yaptı aynı şekilde. Tabii. Toplu topsuz. Beşiktaş maçı. Ona göre Volkan kadroyu Şen bulması lazım hocanın. Şu gerçek, hoca şaşkın. Puanlara rağmen bana sallıyorlar burada diyor. Ama Fenerbahçeli ne kadar dostum varsa ben de dahil olmak üzere oynadığı oyun ümit vermiyor Fenerbahçe'nin. Ve keyif de vermiyor. Keyif de hem vermiyor. Hem ümit vermiyor hem hiç keyif vermiyor. Yani izlerken maalesef insan sıkılıyor Fenerbahçe'nin maçlarını. Ama biraz bu kadar daha kötü eleştirilerimize rağmen Fenerbahçe takımının 3 deplasmanı 1-0'la kazanması da bir iyi yaptığı bir şey var demek ki. En azından savunma yapıyor. 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 Şimdi demek ki çözebileceği problem kadrosu var mı? Var. Onun için, bu da antrenörün işi. Evet. En azından dediğiniz gibi hocam iyi savunma yapıyor Fenerbahçe. Ama az gol atıyor. 15 gol. Maç başına 1,5 gol ortalaması Fenerbahçe gibi şimdi bir sezon başı, son derece düşük. Sezon başı oynatmak istediği oyun düzeninde bir ton gol atardı, bir ton da pozisyon verirdi. Bak benim tercihim o değildir. O sistem değildir. Ama buna bu mu, o mu dersen o derim. Siz genellikle böyle çok kesin ve keskin konuşmazsınız. Shakhtar maçında 3-0 kaybettiği maçtan sonra 3-0. Hı. Fenerbahçe 80-90 gol atar ifadesi 90 kullandı. Demedim. 80'i geçer. 80-90. Neden dedim onu biliyor musun? Fenerbahçe takımı Türkiye Ligi'nde. Ama yani şu takım böyle oynamıyordu. Bak, ama dedim ki en az 35 tane de yer dedim. Çok gol yer dedim. 80 atar. O düzenle değil mi? O günkü düzenle. Tabii. Şimdi Diego oynuyor Fenerbahçe'de. Nani, Musa Sow, Fernandão veya Van Persie. Bu takım çok gol atar, çok gol yer. Şimdi oyunun son bölümüne bakalım kimler oynuyordu. Soza sağda. Meireles, Mehmet Topal, Josef de Souza. Nasıl? Mehmet Topuz girdi bir de üstüne. Mehmet Topuz. O zaman Rıdvan Dilmen derse ki çok gol atar derse gülerler bana tabii insanlar. Tabii aynen. Onun biz, için ben niye o gün ikisinin ortasını bulması lazım. Nereden nereye geldiğinizi şey yapmak için. Ben şey anlamında söylemiyorum. Siz böyle söylemiştiniz. Hayır, bu takım kaleye gidemiyor ben demiyorum ben. Hayır, şimdi onun ortasını bulması lazım. Bunun ortası da dripling yapabilen, kat edebilen oyuncular Alper olur. Alper. Ozan, Volkan, Nani. Peki o zaman da kalite düşmez mi? Hem Ozan, hem Alper, hem Volkan. Biraz. Valla. Bunlar çok da top kaybeden oyuncular. Bu arkadaşlar Paris'te oynayacaklar yalnız daha söylediğin isimler. Bu arkadaşlar Hollanda'yı 3-0 yendiler Volkan Şen, Ozan Mozan. 3 tane attılar bu arkadaşlar. Ya kalite düşük falan değil. Volkan'ın kalitesi de düştü. Ozan'ın kalitesi de düşük değil. Hayır, şu Ozan güvenini, daha iyiler canım. Ozan güvenini bulsun. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Mehmet Topal kaliteli bir oyuncu. Yani iyi bir savunma orta saha oyuncusu. Soza da hadi uzun boylu falan ama. Bu oyuncular kat etmezler. Kat etmediği için Fenerbahçe mahkeme oynuyor. Gidemiyor ki. Alper gitti bir tek. Doğru. Gol attı. Kart gösterdiler. Rahatladı. En az oyunun sonlarında sol tarafa gitti birkaç kere ve sakatlandı en sonunda. Yoruldu çıktı. Ki hazır da değil. Hazır olmamasına rağmen Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusuydu bugün. Ha yarın yine oynadığı hafta kimle oynuyor haftaya Fenerbahçe? Top kaybedebilir. Ama Fenerbahçe takımının kat edici oyuncuya ihtiyacı var. Konya ile oynuyor. Konya maçında kat edici oyuncuya ihtiyacı var. Fenerbahçe şimdi oyuncu baskı yapacak. Siz Merileş'le, Mehmet Topal'la. Pereira diyor ki Nani ile Markovic kat etmez mi diyor. Etmiyor. Cevap olarak. Markovic ediyor da yani şeyi yok ki. Devamlılığı yok ki. Pası yok. Ama Markovic'de Nani 4-3'lü oynuyor Fenerbahçe. Santifor'da Van Persie başladı. Arkasındaki üçlü iş yapmıyor. Ben diyorum ki çok net söyleyeyim ya.
Fenerbahçe takımı seyircisi iyi maç seyretmek istiyorsa Soza ile Mehmet Topal'ı aynı anda gördüğü anda bilsinler ki iyi futbol beklemesinler. Bak kadrolar geldi Fenerbahçe listesine böyle baktılar. Kerr, Alves, önlerinde Mehmet Topal, Soza yazdı mı iyi top bekleme. Mümkün değil iyi top oynayamaz. Nasıl oynayacaksın iyi top? Tabii canım. Duran top dışında ceza sahasına zaten girmeyen orta saha oyuncusuyla. Teknik direktör bunun analizini yapıyordur mutlaka. Seyrediyordur. Biz yardımcılarıyla birlikte analiz yapıyordur. Biz pozisyona giremiyoruz, kaleye gidemiyoruz. Mehmet Topal'la işte Mehmet... Bu arada uçurtma gibi bekleri var. Evet. Süper hücumcu bekleri var. Ama onlar da korkuyorlar, gidemiyorlar. Bakın şimdi oyunun yönünü değiştirebilen çabuk oyuncular lazım. Hep merkezde Mehmet Topal ama Soza'yı falan kesmez hocam. İç oynatan antrenör Soza'yı keser mi hiç? Mehmet Topal'ı kes, Soza'yı oynat. Ki bana göre Mehmet Topal oynamalı şu anda fiziki durumuyla. Ama önemli olan kat edebilecek oyuncular lazım. Fenerbahçe'de savunmacılar ve hücumcular diye ikiye ayrılmış durumda. Bugün maçın adamı kimdi Fenerbahçe'de? Alper. Alper değil mi? Alper. Çok nefeslendirdi, gol attı, rakibi zorladı. Maçın adamıydı. Gerçekten de çok hareketli ve enerjikti. Evet. Şampiyon ha, olduğu sene Fenerbahçe'nin Ersun Yanal döneminde en iyi oyuncularından bir tanesi yine Alpert. Ama sabırlı olmak lazım. Top kaybedilir, riskli oynayan oyuncular bunlar. Kat eden, çalım atan oyunculardan bahsediyoruz. Oğuzhan'ı izlesinler Kayseri maçında en az 10 tane top kaybetmiştir. Ama iş bitirir. Şeyde, geçen hafta Mersin'de. Ama iş bitirir bu oyuncular. Aynı şekilde Ozan'a bakın lütfen, taraftarı söyledi size. Sabretsinler. Onunla böyle kilolu görüntüsünden falan böyle şey yapıyorlar ama bu takımı o kaleye taşır. Bak taşır diyorum sana ve kat eder. Soza mı, Ozan mı diyorsan ikilden %100 Ozan. Bak söyleyeyim sana. Soza, Ozan eyvallah. Mehmet Topal, Ozan ona da eyvallah. Evet hocam, süremizin sonuna geldik. İki maçı birden değerlendirdik bugün. Beşiktaş-Kasımpaşa karşılaşması var yarın. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te o maçın devre arasında ve sonunda yine karşınızda olacağız. Hepinize mutlu akşamlar, sağlık dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.